sinemada izlediğimi hatırladığım ilk film Harrison Ford'un Indiana Jones Nerede izlemiştiniz? filmiydi. O zaman nerede? Topkapı'da. Tam Topkapı'da değil aslında. Topkapı'dan önceki semt neydi ya? Cevizli Bağ mı? Yok. Cevizli Bağ Şey. sonra. Şehremini. Tamam. Şehremini'de bir sinemaydı. Sanıyorum şu anda o sinema yok zaten. Sinemanın ismini de hatırlamıyorum. Ama o filme gittiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Hatta teyzem götürmüştü. Yanımda kuzenlerim de vardı. İlk gittiğim film oydu. Kaç yaşında olduğunu hatırlıyor musun? Yanılmıyorsam 14 yaşında falandım. Ya 13 ya 14 yaşında falandım. Yani yanılıyor da olabilirim. Yaş konusunda, yıl konusunda. Sinemada izlediğimi hatırladığım ilk film Titanik'ti. Bir de Şampiyon'du. Şampiyon Titan, film. Neşeli Günleri falan izlemedin mi hiç sinemada? Neşeli Günleri de Ya izledim ama yani şu çocukluğunda anda ilk aklıma gelen o oldu. bir şey demedim. Ne oldu? Selin'i ilk kucağıma aldığımda zaten çok zor bir doğumdu Selen. Kıvrılmış. Açıkçası çok fazla bir şey hissedemedim o anda. Yani Babam bunu çok farklı sonrasında, anlatıyor evet, yalnız. sonrasında Bana bir canavarmışım mücadele gibi bakmış. olabilir. Evet, çünkü çok mücadele ettim. Belki ilk anne olmanın verdiği tecrübesizlik Kaç falan saat vardı vesaire. sürmüştü? Yaklaşık bir 14-15 saat uğraşıldı. Diyor. Yani bayağı bir uzun sürdü o Yani hayatta süreç. olduğuma Çünkü şükretmeli. ısrarla normal bir doğum olsun istendi. Almanya'da Hı-hı. zaten biliyorsun hani sezaryen Sezaryen yok. O yüzden biraz sıkıntılı bir süreçti ve o doğum sonrası o Selen'le olan ilk hani teşviki vesaire bizde istediğim gibi olmadı açıkçası. kız Ama kardeşinde güzeldi. daha farklı ama. Evet, Lanet onu olsun. da bildiğim yok. Oo, çok büyük bir mutluluktu. Yani hakikaten anlatılmaz yaşanır derler ya, gerçekten öyle bir duygu. Çok mutlu oldum. Peki sonra kaşları neden böyle olmuş? İşte her gün onları kremledin mi? Görev sordum. Hep Düzeltmek için. yağladım. Bütün vücudunu yağlarken kaşlarını da yağlıyordum fakat Düzeltmeye düzelmiyordu. çalışmış kaşlarını. O zamandan belli miymiş? Evet, Bir tanesi evet. hep kalkıktı Ha, öyle. güzel. İzlediğim en güzel film, aslında beni en çok etkileyen film, size çok enteresan gelebilir ama adını unuttum, bir denizaltı filmiydi. Deniz altında yapılan yaşayan canlılarla alakalı bir denizaltı filmiydi. Yani işte çok derinlerde yaşayabilen, onun üstüne çıkamayan canlı varlıklarla Film miydi, alakalı. belgesel mi? Belgesel değildi, filmdi. Ha. Ve o küçücük geminin ya da artık ne Hı. deniyorsa ona, onun içerisinde Denizaltı. yaşanan, Hı. denizaltının içinde yaşanan, aslında denizaltı da değil, böyle Hı. küçük. Çünkü o derinlere inebilmek Hı. için o artık makineyi kullanmışlar. Hı. O çok enteresan bir hikayeydi. Orada yaşananlar, o insanların duygu halleri falan beni çok etkilemişti. Ama filmin adını sorun, onu açıkçası bilemiyorum, Onu bulup hatırlayamıyorum. yazarız bir Evet. köşeye. Evet, çok güzel bir filmdi. Hatta Hı. baban da biliyor o filmi. Bu arada annem de bayağı film izler yani. Film çok seviyorum izlemeyi Evet. ama o filmi şimdi defalarca o filmi izlemek istiyorum Hı mesela hı. tekrar ama ne yazık ki ismini hatırlamadığım için Hı. filmin bilemiyorum şu anda. İzlediğim en güzel film Babam ve Oğlum, ilk aklıma gelen. Çok güzel bir filmdi. Çok ağladın değil mi anne? Çok, evet, ağladım da. Bak, Biz gerçekten çok ailece güzel bir ağlarız. filmdi. Evet, biraz duygusalız. Evet, onu ben de izledim. Çok Babam güzel bir bile filmdi. duygusal. Çok inanılmaz bir şey Evet. ama. Evet, babası da ağlardı. Doğru söylüyor. Selin'in en sevdiğim yönü dürüstlüğü. Yani şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun değerlendirmelerini hep olması gerektiği gibi. Yani sırf karşı tarafı memnun ya da mutlu edebilmek için, etmek için yapmaz. Gerçekler neyse olduğu gibi söyler. Farklı bir şey, yani farklı bir durum, ortam, hani o anki ruh haline göre falan o şekilde düşünmeden olduğu gibi direkt yorumunu yapar. En sevdiğim tarafı o. Ya Utandım. da sen öyle düşünüyorsun. Utandım.
olabilir. Bana yansıyanı ben söylüyorum. Yani bana hissettirdiğini söylüyorum en azından. Yok, çok iyi bir yalancı. Ya da çok iyi bir yalancı. Evet. Berk'in en sevdiğim yönü çok yürekli olması en önce. En önce çok yüreklidir, çok duygusaldır. Yufka yüreklidir yani yürekli derken. Sosyaldir. Kendi işini kendi yapar. Bu yönlerini çok severim. Beni bulun. İzlediğim çok kötü film var aslında. Hani en kötüsü diye yakın bir dönemde örnek verebilirsin aklına ilk gelen. İnanın şu anda evet son filmlerde izlediğim bir de isimlerini de hatırlayamıyorum. Şimdi konusunu anlatsam belki biz tahmin edebiliriz. Mesela bir fantastik film izledik ya babanla. Hani böyle fantastik Japonlu maponlu böyle uçuyorlar uçuyorlar. Yani kısaca yani. O Japonların yapımı var ya böyle havada uçuyorlar falan yarım saat. En sonunda gene yeni yapım bir tane vardı onu izledik. Yani daral geldi artık filmi izlerken o kadar değil yani. O tarz filmlerden çok hoşlanmıyorum. Ama işte isimlerini hatırlasam iyi olacak. Nasıl hatırlamıyorum. En kötü film. Şu anda aklıma gelen sanki İstanbul Kırmızısı diye bir film vardı seyretmiştim. Yeni. En son aklıma gelen oydu. Hani onu bir tür sonunu bağlayamamıştım. Onu sevmedim. Selin'in en sevmediğim yönü dağınıklığı. Evet. Oldu o zaman. Sen ne diyorsun da? Ben dağınık değilim. Ha, şöyle bir araştırma varmış anne. Bilim insanı, İsviçre'de bilim adamları. Evet, dağınık insanların çok zeki olduğunu. Bana en sevmediğin yönün sorulduğunda yani söyleyebileceğim tek şey evet, senin dağınıklığın. Yani onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Çok korkuyorum. Berk'in sevmediğim yönünü biliyor musunuz? Gerçekten sevmiyorum. Telefon açtığımda bir türlü ulaşamam. Sevmediğim yönü o. Kamera şeyden çıktı, kadrajdan çıktı. Ulaşamıyorum kesinlikle. Ben kendi anneye. O huyunu sevmiyorum. Böylece beni arayıp ulaşamayan, mesaj atıp ulaşamayan milyonların da yalnız olmadığını göstermiş oldum. Bence bir dayanışma başlatabiliriz. İzlediğim en güzel dizi, yabancı dizi izlemediğim için yerli dizilerden söyleyebilirim. Benim gençlik yıllarımda Perihan Abla diye bir dizi vardı. Çok seviyordum. Ondan sonra da Haluk Bilginer'in Tatlı Hayat. Onun dışında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bu iki dizi çok gerçekten... Çok fazla dizi izlemiyorum. Evet. Peki Hafize Hanım mı? Perihan Abla mı? Perihan Abla. Son zamanlarda izlediğim mi? Yok, herhangi bir zaman. Mesela en son izlediğim, çok sevdiğim dizilerden Anne dizisini çok seviyorum. İstanbullu Gelin'i çok seviyorum. Bir de dün vardı. Hepsini takip ediyorsun maşallah. Çok seviyorum onu da beğeniyorum. Halit Ergenç'in dün bir Vatanım dizisi sensin. Var. Vatanım Sensin. Ben de biliyorum maşallah. Evet seyrediyorsun demek. Neden? Böyle bir süper... Seviyorum. Üçünü seyrediyorum. Neden? Başka bir ben senin hep böyle bir Süper Baba falan diyeceğini düşünüyorum. Süper Baba... Yani çok eskiden de tabii Süper Baba'yı çok severdim aslında. Doğru söylüyorum. Zorla söyledim. Süper Baba'yı, bizimkileri hep seyrederdik ama Süper Baba'yı daha çok severdim. Selen'le yaşadığım en güzel anı aslında diyemeyeceğim. Selen'le yaşadığım çok güzel anılar var. Hani... anlatma pozisyonuna geldiğinizde içlerinden bir tanesini seçemiyorsunuz. Çünkü hepsi özel. Aynen öyle. Hakikaten, hepsi mükemmel. Hakikaten. Çünkü orada zorlanıyorsun yani. Çünkü hepsinin farklı farklı senin için bir ayrıcalığı var. Dolayısıyla içinden bir tanesini seçip de evet bu en güzeliydi diyemiyorsunuz. Yani onunla yaşadığım çok güzel anlar, çok güzel dakikalar. İşte onun Almanya'daki sürecinde orada işte keman çalması, o toplum içerisinde ki bir gösterisi, bir aktivasyonu, her şey benim için çok özeldi. Yani onun için sadece şu diyemeyeceğim. Peki Selen, senin var mı? Annemle en güzel anlarım.
Benim aklıma şey geldi daha çok. Bazen çok çok duygusal olacak ama böyle tamamen çok birbirimize kendimizi açtığımız dönemler oluyor. Hani duygularımızı birbirimize çok yoğun olarak paylaştığımız dönemler oluyor. Onların yeri çok farklı benim için. Epeydir zaman bulamıyor ama çok eskiden en son yaşadığım güzel şey tatile gittiğimiz zaman. Çok güzeldi. Yaşadığımız şey. Çok seneler geçti ama. Evet, 11 yaşında galiba en son. Gerçekten çok seneler geçti ama çok güzeldi. Valla şu anda televizyonda yayınlanan bütün dizilerin hepsi çok kötü. Bana göre. Yani böyle bir soru sorduğunuzda ancak böyle bir cevap verebilirim. Çünkü televizyon kültürüm de açıkçası çok fazla yok. Televizyonu izlemek hani çok fazla vakit ayırmak istediğim bir şey değil açıkçası. Şu an yüzden... belki içten içe seni alkışlıyor. Çünkü gerçekten hani bu tarz sorulara çok sağlıklı cevap verebilecek bir izleyici değilim yani. Televizyon izleyicisi değilim. Şu anda haberlere bile bakmıyorum. Hani onu söyleyeyim. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. İzlemiyorum. En kötü dizi Faziletin Kızları mı? Bir dizi var. Yani seyretmiyorum bile. Çok böyle karışık o kadının bağırması falan. Onu sevmiyorum mesela, izlemiyorum. Aklıma gelen o var. Senin düşünceni söyleyemem ki, bana soruyor. Selen'le yaşadığım en kötü şey... Doğumu. Evet. Yani belki burada dile getirebileceğim tek şey o. Onun dışında kiler bir... Nelerim var, kim bilir Selen? Yani evet, onlar biraz özele girdiğim için çok biz doğumu geçirmek arasında oluyor bazı şeyler, olmuyor değil tabii ki. Ya da yok. Ama bizim en büyük avantajımız konuşarak bunları halledebiliyor olmamız. En kötü şey... Benim aklıma yine tatil geliyor. Neden? Sen kötü mü yaşadın? Yok, tatilde denizde yaşadığımız şey geliyor benim. Aa evet. Kötü bir şey. Boğulma şeyimiz vardı ikimizin yaşadığı. En hem kötü şey gerçekten çok eskiden. Evet. Hem ikimiz boğuluyorduk hem de ben annemi boğuyordum. Evet. Ben onu kurtarayım derken o beni bastırıyordu falan. En kötü şey o. Bir de en son olarak da evden ayrılması benim için. En kötü şey. Yanımdan ayrılması. Hatırladığım en kötü şey son olarak da. O boğulma olayını biraz daha aşabilir miyiz? Ayrıntıya girebilir miyiz? İstersen sen anlat. Ya Altınoluk mu? Altınova mı? Altınova. Her neresiyse işte. Ya açıklara götürdüler bizi. Açıklarda bir sığ bir yer vardı. Belki yüzmeyi bilmiyor tabii o zaman. Ben onu kucağıma alıp geçirdim. Kaç yaşında? Orası daha sığdı. 9-7. 6 yaşında falandı veya 7. 7 yoktu. Okula başlamamıştım. 6. Okuma yazmam yoktu, yoksa yok, girmezdim yok. Ben de. Akıllıydım. Neden? Sizin gibi sorumsuz insanlar değilim. Çocuğumu götüreyim açık denizin açıklarına. 6-7 yaşında ama hani... Hayır, götürdüğüm yerde çok az derinden geçip ve sağa geçiyorsunuz. Düşün, ben orada minnacıktım. Ona rağmen belime falan geliyordu su. Evet. Bir anda yer. Bütün aşağıdaki kumlar gitti. Bir anda birdenbire bir rüzgar, orası. Bir fırtına, bir acayip bir şey, bir olay oldu. Altımızdan o kum birden böyle yok oldu sanki, derinleşti. Herkes bağırmaya başladı çıkın diye. Bağırıyoruz kıyıya ama kimse bizi duymuyor. Oyun zannediyorlar. Evet ya. Ben belki aldım, oğlum sakın ne olur beni bastırma, tut elimi sadece çiçek. Ama o tabii bilemediği için boynuma sıkı sarıldı, beni boğacak. Çok yakınımız, rahmetli Yılmaz abimiz vardı. O kurtardı bizi, geldi. Önce kendi çocuğunu, arkasından son dakika yani. Belki beni kucağımdan almasaydı, inan ki ben bile gitmiştim orada. Belki Berke kurtarırdı ama ben boğulmuştum. Son dakika. Hakikaten yaşadığım en kötü olay o. Ben mesela güzel hatırlattın. O tatilden evet. Sonra pek denize girmedim. Ondan beri Berke evet, çok hoşlanmıyor denizden. Öyle bir film yok. Yani annem öyle bir yapıda değil. Evet. Hani severse sevdiğini söyler. Utanmaz yani. Yok. Söylerim evet. Yani senin... konusu ne olursa olsun benim için fark etmez. Yani orada bir sanat vardır zaten. Ben orada başka duygularla bir yorum yapmam. Yani filmse, yapılmışsa orada bir emek vardır, bir hizmet vardır. Ona iyi ya da kötü dersiniz yani. Orada bir araya bir şey koymam yani.
Tavuğum olmaz orada. Film. Recep İvedik. Aa doğru. Evet. Seviyorsunuz ama. Ama evet yani utanıyorum da seyrederken gerçekten doğru söyledim. İyi ki getirdin aklıma gerçekten. Hem seyrediyorum hem utanıyorum. Öyle de bir dizi var benim. Hem seyredip hem utandım. İsterseniz söyleyeyim onu. Söyle. Da. O da affet beni. Affet beni. Şu anda seyrediyorum ama gerçekten de utanıyorum seyrederken. Yani aynı şeyi devam ediyorlar. Birisi birisinin karısı oluyor, onu öldürüyor, bilmem ne oluyor. Yani karma karışık birbirine geçen bir film. Uzadıkça uzuyor. Ama merak da ediyorum, seyrediyorum da ama utanıyorum da seyrederken. O bin küsür bölümü olan dizi. Evet, evet. Çok uzun bir dizi. Gündüz kuşağında akşam izliyor. Ama işte sen yıllar önce neydi Cesur Bey Güzel? Yok. Neydi? Yalan, yani yalan rüzgarında yıllarca izlediğin evet, için. Hatta evet, ben de izledim. Evet. Okuldan geldiğimde yalan rüzgarı açık oluyordu. Ben de izliyordum. Evet. Yemek yerken. Utanıyor musun ondan? Yok. Ben çocuktum. Annem utansın. Hangi güzeldi. Senin ilk YouTube videosunu izlediğimde çok duygulandım ve ağladım. Gözlerim doldu. Annesinin kuzusu ben doğurdum dedi. Çünkü hani evladınızın yaptığı farklı girişimler, farklı aktivasyonlar sizi de heyecanlandırıyor. Dolayısıyla bir anne olarak ben de o anda duygulandım ve ağladım. Gözlerim doldu. Çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Ben de yanındaydım bu arada. İlk YouTube'u evet seyrettiğimde saçların kadar çok uzun dedim mi? Yok. Çok duygulandım bir kere. Gerçekten çok duygulandım. Çok gururlandım. Çok hoşuma gitti. Yani daha ne anlatabilirim? Sonra o da kadar sonra da durdu. Çok saça sakalı neden böyle dedi. Sonra seyrettikçe eleştirilerim oldu mutlaka tabii ki. Ama herkese haber verdim. Berk böyle bir şey yapmış diye. Çok çok duygulandım. Ağladım hatta. Yalnızdım hatta ilk seyrettiğimde. Onun annesi ağladım daha ağlamış. Da. Öyle mi? İkiniz de aynı cevabı verdiniz anneme. Gerçekten mi? Ama herkese haber vermemiş. O kadar sevmemiş. Ben herkese de haber vermemiş. Şu dizideki ya da şu filmdeki karakteri kendime birçok film ve dizide eşleştirdikleriniz olabiliyor. Çünkü hayatın içerisinden parçalar ve kesitler alınıyor ve siz de hayatın içindesiniz. Birçok karakteri eşleştirebiliyorsunuz bazen kendinizle. Yani sadece şu veya bu diyemezsiniz. Hatta bence film izlememizin yani, en büyük nedenlerinden birisi o zaten. Bu. Yani o filmin içinde var ediyorsunuz kendinizi. Yani ben bir filmi izlerken o psikolojiyle izliyorum. Yani oradaki kadın karakterin işte güçlü olması, mücadeleci olması... İşte o kesitler, o ya şeyleri bir nevi kendinizle eşleştiriyorsunuz yani. Çok düşünmedim onu ama son olarak yine annemin dizisini seyrediyorum. Oradaki şey olabilir. Anne. Anne değil de onun annesi, esas annesi rolünde olan hanım. Hangi? Anne, başroldeki kadın da tabii ki yakın ama... Onun annesi daha bir yakın geldi ona, daha özverili, ne bileyim, Sakar teyze rolündeki bayana. Anne sana daha yakın. Türk dizileriyle alakalı program yaptıralım mı? Olabilir. Bence tutar, gıybet yaparsınız. Neşe teyzeyle seni çağıralım. Olabilir. Kahve yaparız size, gıybet yaparsınız. Aşk olsun. Yo, bence güzel olur, eğlenceli olabilir yani. Selin'in hangi özelliklerini kendime ya da anneme benzetirim? Kendime benzettiğim sağlam duruşu, açık fikirliliği, olduğu gibi söylemesi, yani fikirlerini açıkça ifade etmesi. Anneme benzettiğim açıkçası çok fazla bir yönü Selin'in yok gibi. Bilmiyorum, anneanneme benzer tarafım var mı? Anneanneme benzeyen tek şey ayaklarım. Fiziksel olarak evet. Ayaklarım ya. Duygusallığı tabii ki. Duygusallığı çok benziyor. Çünkü onun dışında evde hiçbir şey benzemiyor. Evet, hiçbir şeyimiz benzemiyor gerçekten. Ben hızlıyımdır, o ağır. Ben farklı düşünürüm, o boş verir. Peki bazen şey düşündün mü hiç? Hani bu çocuk benim değil mi acaba falan? Yok, karışmış asla olabilir mi? Hiç düşünmedim. Asla hiç düşünmedim. Sen benim canımsın.
Hiç düşünür müyüm öyle bir şey? Yok, asla düşünmedim de kızdığım noktaları tabii ki var. Soru o değil. Lütfen o soru o değil. Lütfen o taraflara girmeyin Leyla Hanım. Lütfen. Değişmiyor. Yani duygusallığı çok aşırı benziyor. Güzel değil aslında. Bazen kendime de ben kızarım kendi duygusallığımdan. O da öyle. Göstermese Peki, de duygusallığını göstermez aslında ama. bana kötü yorum yapanlara buradan bu kameralarımızdan bir şey söylemek ister Oğluma kötü yorum yapmayın lütfen. Oğlum çok duygusal sorun. Sonra ağlıyor. Vallahi bu soruya ne cevap vereceğimi açıkçası bilemedim. Ha. Yani demek ki o kadar hani devamını istediğim bir Ya film da çok olmamış. beğendiğin bir film yok mu? Yani benim filmlere bakış açım şöyle zaten. Bir filmin başlayıp dizi çok sevmiyorum o yüzden. Yani böyle arkası yarınları değil de bir konunun başlayıp sonuçlanması benim için önemli. Yani hani bir filmde onu yaşıyorsunuz, bir konu yaşıyorsunuz, bir hikaye yaşıyorsunuz ve o bir şekilde başlıyor ve sonu geliyor. Ondan sonra onun bir devamı çok olmalı mı? Bence olmamalı. Çünkü bir hikayenin başı ve sonu zaten. Yani bir kitap okumak gibi bir başı vardır, bir sonu vardır. Onun devamı olmalı mı, olmamalı mı? Bence burada onu sorarsanız belki net bir şey söyleyebilirim. Bana göre olmamalı. Yani çünkü orada bir konu, bir hikaye anlatılıyorsa bitsin, devamı olmasın yani. Ondan sonra başka bir konu olsun gene, başka bir hikaye olsun. Ya İstanbul'u gelini çok seviyorum, beğeniyorum. Aslında oradaki özellikle başroldeki kızı çok beğeniyorum. Onun için seyrediyorum zaten o diziyi de. Çok Özcan Deniz beğenirim. için kim izlesin ki? Aslı. Özcan Deniz için kim izlesin? Yani kızı seviyorum gerçekten oradan. Yine de istemezdim onun da devamını. Yani belli bir yerde bırakılması daha güzel dizilerin. Çok uzaması sıkıyor her zaman. Anneler Günü özelinde çocuklara tavsiye edebileceğim mümkün olduğu kadar hani ebeveynleriyle, anne ve babalarıyla, evet birçok genç şu dönemde çok sağlıklı ilişki içerisinde olamıyor maalesef. Hayat şartları olabilir, işte ekonomik şartlar olabilir vesaire. Bir sürü sosyal nedenden dolayı ya da duygusal nedenden dolayı aileler arasındaki iletişimler çok sağlıklı değil. Eğer bunu başaramıyorlarsa da yakın çevrelerinde yani kendilerinin inandığı, güvendiği kişilerle en azından fikir alarak, çünkü gençler çok olaylara çok yumuşak bakıyorlar. Yani iyi niyetli bakıyorlar. Dolayısıyla hata yapma oranları çok daha fazla olabiliyor. İsterim ki yeni nesil, aslında yeni nesil çok daha bilinçli bu anlamda. Bizim generasyon gibi değil. O yüzden hani sağlam dursunlar, ne istediklerini bilerek hareket etsinler. Yani kendilerine güvensinler, özgüvenleri mutlaka olsun. Çünkü toplum ister istemez, eğer özgüven yoksa, bazı şeylerde pasifize kalıyorsak, toplum sizi eziyor bu sefer. Ben de gençlerin bunu yaşamasını istemiyorum. Böyle bir psikoloji yaşamalarını istemiyorum tabii ki. Sağlam durmalarını öneririm, o kadar. Bizi izleyen çocuklara Bana bakarak söyleme, onlara tavsiye edeceksin. oğlum gibi kendi istediğini hür yaşasın, istediğini yapsın. Öyle mutlu oluyorsa öyle olsun derim. Ama tabii ki anne babasını da hiç gene de boş vermeden, anne babasını da hatırlayarak, anne babasının çünkü bugün varız, yarın yokuz. Onları da unutmamaları gerektiğine inanıyorum. Annelere tavsiyem muhtemelen mümkün olduğunca açık fikirli olmaları. Yani benim çocuğum yani mümkün olduğunca açık fikirli olarak anlamaya çalışarak bir çözüm yolu, bir aralarında bir sorun varsa kızlarıyla veya oğullarıyla bu şekilde bunu göz önünde bulundurarak buna göre davranmaları olurdu. Güzel bir cevap verdin mi anne? Teşekkür ederim. Benim annemin bana olduğu gibi yani hayallerinde destek olmalarını isterim. Çünkü yani hepimiz görüyoruz beyaz yakalı olmak bir başarı değil hayatta. Hayatta başarı yaşadığın hayatla mutlu olmak. Neyle mutlu oluyorsa çocuk ona biraz motive etmeleri, biraz yardımcı olmaları önemli diye düşünüyorum. Gıdanak ve nadir olur böyle.
Ya bakalım. Çok seviyorum seni. Mother, there is no other like mother, so treat her right. Mother, I always love her, my mother, so treat her right, treat her right. M is for the moan and the miserable groan.